videomda sizlere bu görmüş olduğunuz bebek yeleğinin yapılışını anlatıyor olacağım. İnanın çok kolay örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Zaten düz örgüden ve ters örgüden oluşuyor. Burada ilk olarak yaka kısmını örmek ile başlıyoruz. Yakadan başlamalı Olacak şekilde başlıyoruz, arttırma yaparak kol altına kadar geliyoruz. Kol altını kapattıktan sonra, bakın bu şekilde dümdüz beden bölümünü örüyoruz ve yeleğimizi tamamlıyoruz. Ben dört tane düğme kullandım. Siz dilerseniz üç düğme ya da iki düğme şeklinde de yapabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Ben yeleği 4-8 aya uygun bir şekilde ördüm. Siz dilerseniz farklı yaş gruplarına ya da ay gruplarına da örüp tamamlayabilirsiniz. Ölçüleri ve ilmek sayılarını veriyor olacağım videonun içerisinde bulabilirsiniz. Şöyle ölçülerinden bahsetmek istiyorum ben ördüğüm yeleğin. Siz de ona göre başlayın istiyorum. Şöyle boy olarak baktığımızda bakın şu yakanın hemen omuz hizasından şöyle toplam boy olarak baktığımızda doğru. 40 cm. Bu kol uzunluğuna baktığımızda bakın yine omuzdan 15 cm. Şöyle en olarak da söylemek istiyorum. Bakın en olarak baktığımızda ise 29 santim uzunluğunda da eni var. Ölçüler bu şekilde. Zaten videonun içerisinde dediğim gibi diğer grupları da ilmek sayılarını veriyor olacağım. Şöyle kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. İpimin markası Lady Yarn makaron ipini kullanıyorum. Bu yelek için bir yumak ip yeterli geldi. Şöyle birinci yumak ipimden ipim artmış oldu bile. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklama kısmına kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum bu şekilde lady yarn markasına ait makaron ipini kullanıyor olacağım orta kalınlıkta bir bebek ipi bu İpimin etiket bilgilerine baktığımızda ise 100 gram 300 metre bu şekilde ipimi kullanıyorum orta kalınlıkta olan bütün bebek iplerini kullanabilirsiniz e, ipime uygun olarak da 4.5 numaralı misinalı şişimi kullanacağım ben siz dilerseniz düz şiş de kullanabilirsiniz masada ördüğüm için ben misinalı kullanıyorum şimdi burada haraş haroşa örgüyle başlıyoruz. Ben haroşa örgümü önden ördüm. işim kolay olsun diye. Zaten bildiğimiz haroşa örgü farklı bir örgü tekniği değil burada. Şimdi ben 48 aya uygun bir yelek örüyorum. 84 ilmek ile başladım. 84 ilmeğimi attıktan sonra toplam olarak 5 sıra haroşa örgümü ördüm. Siz burada daha fazla ya da daha da az örebilirsiniz hiç fark etmez. Haroşa örgü de zaten örgümüzün hem düz yüzünde hem de ters yüzünde karşıya doğru batıyor olmamız. Zaten gösteriyor olacağım haroşa örgüyü ve düz örgüyü. Şimdi ben burada 84 tane ilmeğimi attıktan sonra dediğim gibi 5 sıra haroşa örgümü ördüm. Burada yaka kol ayrımlarını birlikte yapıyor olacağız. Tabii siz daha farklı yaş grupları için örüyorsanız eğer şöyle ekran görüntüsü almanızı isteyeceğim. Bakın burada yaka sayılarını veriyorum. Burada yaş ve ay gruplarını da verdim. Bakın şöyle toplam olarak ilmek sayılarını da verdim ön için, kol için, arka için, kol için, tekrar ön için bu şekilde sayıları veriyor olacağım. Bu bir artı dediklerim de biraz sonra ördüğümüz noktalar olacak. Bakın her birini bu şekilde karşılıklı yazdım. Toplam ilmek sayılarını da verdim. Şimdi bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra dediğim gibi haroşa örgümüzü örüyoruz. Ben 4-8 aya uygun bir yelek başladım. Şimdi burada birlikte örmeye başlayalım. Bu şekilde yer belirleyicilerine ihtiyacımız olacak. Şimdi burada 84 tane ilmeğimi attıktan sonra ördüm. Burada yaka bölümü için yani ön patlar için ben 7 ilmeğimi veriyor olacağım. Örmeye başlayalım birlikte. Hem de burada bir tane de düğme deliği açacağım. Şimdi birlikte başlayalım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hep karşıya doğru batıyorum. Örgümün düz yüzündeyim. 2 3 tane düzümü ördüm. Bakın 3 tane düz örgümü ördüm. İpimi doladım. Burada düğme deliği açıyorum. Daha sonrasında sıra gelen 2 ilmeğimi şöyle aynı anda örüyorum. Arkaya doğru batıyorum. Şöyle ikisini aynı anda ördüm ve kestim. Bakın düğme deliğimi açmış oldum. Şimdi şöyle notlarımdan da göstermek istiyorum. Bakın 84 ilmek 4 ve 8 aya uygun. Ön için 13 tane ilmek örmem gerekiyor. Şimdi 13 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane ördükten sonra bir tane yer belirleyicimi aldım yerleştirdim. Şimdi artı birim var. Bir tane düzümü ördüm. Bakın bu şekilde. Bir tane yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Bu sırada arttırma yapmıyorum. Yerlerimi yerleştiriyorum. Bakın. Birlikte yerlerimizi belirliyoruz. Kol ilmekleri içinde 14 tane bu şekilde ilmek sayılarını veriyor olacağım. Bakın artı 1'i ördüm. Şimdi kol için 14 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Toplam olarak 14 tane kol için ilmeğimi ördükten sonra bir tane yer belirleyici alıyorum. Şişime yerleştiriyorum. Şimdi aradaki bir ilmeğimi örüyorum. Düz ördüm. Yine bir tane yer belirleyicimi alıyorum. Bakın bu şekilde bunu da şişime yerleştirdim. Şimdi kolları ördükten sonra bakın. Kollarımızı da ördük. Artı biri ördük. Şimdi arka beden bölümü için 26 tane ilmeğimi örüyor olacağım. Şimdi 26 tane ilmeğimizi yine karşıya doğru batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi arka beden için toplam olarak 26 ilmeğimi ördüm. Yine bir tane yer belirleyicimi alıyorum yer belirleyicimi şişime yerleştirdim arada kalan bir ilmeğimizi düz örüyoruz yine bir tane yer belirleyicimizi alıyoruz bunu da şişimize yerleştiriyoruz şimdi burada tekrar ön beden bölüme geçiyor olacağız şimdi burayı ördükten sonra sıra geldi kolları örmeye bu tarafın kolu içinde yine aynı şekilde 14 tane ilmeğimizi örüyor olacağız şimdi birlikte başlayalım bakın 1 2 3 4 Toplam olarak 14 tane kol ilmeklerimizi ördükten sonra yine bir tane yer belirleyici alıyorum. Şişime yerleştiriyorum. Aradaki bir ilmeğimizi yine düz ördük. Yine bir tane yer belirleyicimi aldım. Bunu da yerleştirdim. Şimdi ön beden bölümü de örüyoruz ve ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada 7 ilmeğimi bakın buradaki 7 ilmeğimi ön pat için örüyorum. Geriye kalanlar yine ön beden bölümü için. Burada Toplam olarak 13 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. Şimdi düz örgü olacak şekilde yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra örgümüzün düz tarafında arttırmalarımızı yapıyor olacağız. Şimdi bu işaretlediğimiz yer belirleyicilerin olduğu noktalara geldiğimizde arttırma yapıyor olacağız. Şimdi örgümün arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmı hep haroşa örgü olacak şekilde devam ediyor olacak ama buradaki 7 ilmeğimizi unutmuyoruz. Bu sıramızın başındaki ve sonundaki 7 ilmekler hep karşıya doğru düz örgü yapar gibi örüyor olacağız ki haroşa örgü olarak görünsün. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İpimi kendime doğru çevirdim. Artık öne doğru batıyorum. Örgümün arka kısmındayım. Haroşa örgü olacak şekilde bakın öne doğru batıyoruz. Ters örgümü örüyorum. Şimdi bu ilmeğimi de ördüm. Bakın yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeği yine haroşa örgü ördüm. Diğer şişime yer belirleyicimi aktardım. Devam ediyorum her bir ilmeğimi bakın bu şekilde öne doğru batıyorum. Bundan sonra hep arttırarak devam ediyor olacağız. Örgümüzün arka kısmı hep bu şekilde öne doğru batıyor olacağız. Örgümüzün düz kısmında da hep arttırma yaparak devam ediyor olacağız. Kol ayrımına gelene kadar. Şimdi örgümün arka kısmı burada farklı bir şey yok. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sondaki bu 7 ilmeğimizi yine karşıya doğru batıyor olacağız. Düz örgü yapar gibi. Bakın burası kenar ilmeklerimiz olduğu için 2 3 tane ördüm. Bakın burada doladığım ilmeğim geliyor. Doladığım ilmeği de yine karşıya doğru battım. Çıktım. Bakın burada bir boşluğumuz oluşturmuş olduk. Düğme deliği. Şimdi karşıya doğru devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın. Bu şekilde 7 ilmeğimizi sıramızın sonunda ve başında bu şekilde örmeyi unutmuyoruz. Şimdi örgümü düz yüzündeyim. Artık arttırmalarımıza başlıyor olacağız. Burada bir tane düğme deliği açtıktan sonra devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Bakın 7 ilmeğimi yine bu şekilde örüyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bakın koldaki arttırma yapacağım noktaya gelene kadar bu şekilde her bir ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arttırmayı yapacağım nokta. Bakın bir tane ipimi doladım. Yer belirleyicimi yerleştirdim. Arada kalan buradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Yer belirleyicimi diğer şişime aktarıyorum. Bir tane ipimi doladım. Devam ediyorum. Bakın yer belirleyicinin önünde arttırma işlemi yapıyoruz. Aradaki bir ilmeğimizi örüyoruz ve şu an koldaki ilmeklerimi örüyorum. Bakın her birini düz örgü olacak şekilde ördüm. Şimdi yine artırma yapacağım noktadayım. İpimi doladım bakın şişime. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Diğer yer belirleyicimi şişime aktardım. Aktardıktan sonra ipimi bakın doladım bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Artırmalarımı yaptım. Şu an arka ilmekleri örüyorum. Bakın arkadaki bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp diğer artırma noktasına kadar gelelim. Şimdi arka ilmeklerimi de düz bir şekilde ördüm. Yine artırma yapacağım noktadayım. İpimi bir kere doladım. Yer belirleyicimi çıkardım, diğer şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. İpimi doluyorum. Bakın bu şekilde artırmamı yaptım. Şimdi devam ediyorum koldaki ilmeklerimizi örmeye. Her birini yine düz bir şekilde örüyorum. Diğer artırma yapacağım noktaya gelene kadar devam edeceğim. Şimdi diğer artırma yapacağım noktaya kadar geldim. İpimi bir kere doladım. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeği düz ördüm. Diğer yer belirleyicimi şişime aktardıktan sonra ipimi bir kere doladım ve devam ediyorum. Bakın her birini yine düz örüyorum. Karşıya doğru batıyorum. Şimdi örgümüzün düz yüzünde olduğumuz için buradaki 7 ilmeğimizi de yine düz örgü karşıya doğru batıyoruz. Bakın bu şekilde örüyoruz. Şimdi örgümüzün arka kısmını çevirdiğimizde ise bakın bu şekilde örgümü çeviriyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün arka kısmı nasıldı? Yine haroşa örgü olacak şekilde öreceğiz ama 7 tane ilmeğimizi unutmuyoruz. Bunları düz örgü yapar gibi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın karşıya doğru batıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördükten sonra ipimi kendime doğru çevirdim. Bakın öne doğru batıyorum. Her birini ters örgü, haroşa örgü olacak şekilde devam ediyorum şimdi ön tarafta doladığımız ilmekleri nasıl örüyoruz bakın bu şekilde yine bunları da ters örgü olacak şekilde örüyoruz şişimi bakın buradaki boşluktan geçiriyorum bir tane ördüm yer belirleyicimi şişime aktardım aradaki bir ilmeği örüyorum yer belirleyicimi diğer şişime aktardım bakın doladığım ipim var burada şu şekilde aradan girdim bakın yine öne doğru batıyoruz ters örgü örüyoruz ve çıktım Şimdi bütün arttırdığım noktalarımı bu şekilde örüyor olacağım. Şimdi bir tane daha göstereyim. Devamı zaten bu şekilde. Şuradaki noktaya kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde diğer arttırma noktasına kadar geldim. Bakın burayı da yine ördüm. Yine doladığım ipim geliyor. Bakın burada. Yine bu şekilde battım. Bakın arkadan buradan çıktım boşluğun içerisinden. Yine ters bir şekilde ördüm. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Aradaki bir ilmeğimizi ördük yer belirleyicimi diğer şişi aktardım. Bakın yine buradaki doladığım ipimi de bu şekilde ördüm. Bütün arttırma noktalarımızın ters tarafı bu şekilde olacak arka kısmı. Şimdi arkadaki ilmeklerimi örüyorum. Bakın her birine yine haroşa örgü olacak şekilde bakın ters örgü öreceğim. Daha sonrasında bu arttırma yaptığım noktaları da gösterdiğim gibi örüp buradaki arttırma noktalarını da tamamlıyor olacağım. Sıramız sonundaki ilmekleri unutmuyorum. 7 ilmeğimi karşıya doğru. Sıramızın başına nasıl yaptıysak aynı o şekilde devam ediyor olacağız. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Düz tarafını yine gösteriyor olacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde arka kısmını tamamladım. Bakın artık modelimiz kendini göstermeye başladı. Örgümün düz kısmındayım. Bundan sonrası artık bu şekilde devam ediyor olacak. Ta ki istediğimiz kol boşluğunu oluşturana kadar. Şimdi bakın burada düğme deliğimizi de açmış olduk. Düğme deliğini istediğiniz aralıklarda bu şekilde açabilirsiniz. Ben yaklaşık olarak 12-13 sıra ördükten sonra tekrardan bir düğme deliği açıyor olacağım. Yine örgümün düz kısmında açıyor olacağım. Şimdi örmeye tekrardan birlikte başlayalım. Daha sonrasındaki sıraları göstermiyor olacağım. Aynı şekilde olduğu için. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki 7 ilmeğimiz yine ön beden bölümünün patlarını oluşturuyor. Bakın ön lastiklerimizi oluşturuyor. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Artıma yapacağım noktaya gelene kadar bu şekilde geleceğim. Bakın arttırdığımız noktalar bu şekilde delik halinde kendini gösteriyor. Şimdi bakın bir önceki sırada arttırdığım noktayı da örüyorum. Yer belirleyicimin önündeyim yine. Bir tane ipimi doladım. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Aradaki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Yine ipimi doladım. Bir tane arttırmamı yaptım. Bir alt sıradaki bakın yine arttırma yaptığım noktayı ördüm ve devam ediyorum. Bakın bu şekilde olacak. Gizli bir arttırma yapmadım ben. Bu şekilde ajurlu bir arttırma modeli kurdum. Delik halinde kendini gösteriyor. Şimdi devam ediyorum. Diğer arttırma yapacağım noktaya gelene kadar. Aradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Şimdi yine artırma yapacağım noktaya kadar geldim. Yer belirleyicimin önündeki bakın bu alt sıradaki ilmeğimizi yine örüyoruz düz bir şekilde. İpimi doladım. Bir tane artırmamı yaptım. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Diğer yer belirleyicimi şişime aktardım. Bir tane ipimi doladım. Artırmamı yaptım. Bakın alt sıradaki artırmamı ördüm. Devam ediyorum. Diğer artımı yapacağım noktaya gelene kadar aradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Şimdi yine yer belirleyicimin olduğu noktadayım. Bakın artırmamı yaptığım yeri ördüm. Bir tane ipimi doladım. Yer belirleyicimi aktardım. Arada kalan bir ilmeğimi ördüm. Yer belirleyicimi aktardım. Aktardıktan sonra yine ipimi doladım arttırmamı yaptım. Alt sıradaki arttırma noktalarımı da ördüm. Bakın bu şekilde burada da deliklerimiz oluştu. Şimdi arada kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Diğer arttırma yapacağım noktaya gelene kadar devam ediyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde geldim. Bakın arttırma yaptım yeri de ördüm. Bir tane ipimi doladım. Yer belirleyicimi şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Bir tane ipimi doladım. Arttırmamı yaptım. Düz örgü olacak şekilde devam ediyorum. Sıra sonundaki 7 ilmeğim öndeki patlar. Bakın bunları da düz örüyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi sıramı tamamladım. Bakın örgümün arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmı nasıldı? Yine haroşa örgü olacak şekilde devam ediyor olacağız. Şu noktayı tekrar göstereyim. Devamı yine aynı şekilde olacak. Şimdi burada 7 ilmeğimi karşıya doğru batıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğim kenar ilmeklerimi ördüm. İpimi kendime doğru çevirdim. Öne doğru batıyorum. Ters haroş örgü olacak şekilde örüyorum. Ta ki arttırma yaptığım noktaya gelene kadar. Bakın arttırma yaptığım noktaya da geldim. Her bir ilmeklerimi ördüm. Bakın doladığım ipimi Yine bu şekilde battım. Çıkıyorum. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Arada kalan bir ilmeği ters ördüm. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Bakın doladığım ipimi bu şekilde batıyorum. Bunu da ördükten sonra devam ediyorum. Yine her bir ilmeğimi haroşa örgü olacak şekilde devam ediyorum. Şimdi bundan sonrası yine bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim haroşa örgü. 7 ilmeğimizi unutmuyoruz. Bu 7 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Örgümüzün arka kısmı olduğu için. örgümüzün düz kısmını tekrardan anlatıyor olacağım. Şimdi bu şekilde örgümün arka kısmını tamamlıyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde örgümün arka kısmında tamamladım, örgümün düz kısmındayım. Şimdi bundan sonrası bu şekilde devam ediyor olacak. Bakın şöyle de göstereyim. Artırmalarımızın oluşturduğu deliklerde bu şekilde ajur modelimizi kurmuş olduk. Şimdi burada dediğim gibi örgümün düz kısmında artırarak ilerliyor olacağım. Ta ki istediğimiz kol boyutuna gelene kadar bu şekilde devam ediyor olacağız. Şöyle de göstereyim. Bakın. Burası yaka bölümü. E, düğme deliklerini de söyledim zaten. İstediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar örgümün düz kısmında arttırmamı yapıyor olacağım. Örgümün arka kısmı yine haroşa örgü olacak şekilde devam ediyor olacağım. Yine en son buranın santim ölçüsünde veriyor olacağım. Şöyle de göstereyim. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar arttırmalarımı tamamlıyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde arttırmalarımı tamamlayıp geldim. Bakın bu şekilde kolları arttırarak toplam olarak ben burada 16 sıra şuradaki boşluklarımızı ajur modelimi saydığımda 16 tane arttırma yaparak gelmiş oldum. Kol boyunu tamamladım. Siz burada çocuğunuzun üstünde deneyebilirsiniz. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi santim ölçüsü olarak da veriyor olacağım. Bakın şöyle baktığımızda Haroş örgünün alt noktasından itibaren şöyle baktığımızda toplam olarak 12 santim uzunluğunda hemen hemen örmüş oldum benim için yeterli geldi şimdi burada artık kolların uç kısmına haroşa örgü örüyor olacağım arttırmalarımı tamamladım şimdi ben burada ikinci düğme deliğimi de açmış oldum bakın birini birlikte açmıştık diğerini de burada açtım iki tane şu an düğme için deliğim var iki düğme arasında kaç sıra örmüşüm hemen onu da söylemek istiyorum bakın 1 2 3 4 toplam olarak 15 sıra ördüm tekrardan bir düğme deliği açtım ve bu şekilde 15 sıra tekrar örüp bir tane daha düğme deliği açacağım ve toplamda 4 tane delik açmayı düşünüyorum. E, 3 de olabilir ona tam daha karar veremedim. Şimdi burada haroşa örgüsüne geçiyor olacağım. Sadece kollar için haroşa örgü yapacağım. Kolları kıvrılmalarını önlemek için. Ön beden bölümü arka beden bölümü Tekrar diğer ön beden bölümü Haroşa örgü yapmayacağım Şimdi birlikte başlayalım Kafa karışıklığı olmasın Arttırmamızı tamamladıktan sonra Kol ilmeklerimizi ayırmadan önce Dediğim gibi buranın haroşa örgüsünü Örüyor olacağız Şimdi buradaki 7 ilmeğimi yine düz bir şekilde Örüyorum bakın Arttırma yaptığım şu noktaya gelene kadar Bakın koldaki ilmeklerin önündeki Şuradaki yer belirleyicisine gelene kadar Burayı yine dümdüz örelim farklı bir şey yok. Bakın hep karşıya doğru batıyorum. Düz örgü olacak şekilde devam ediyorum. Yer belirleyicisine kadar düz örgümü örüyorum. Şimdi yer belirleyicisinin olduğu noktaya kadar geldim. Bakın normalde burada arttırma yapıyorduk. Şimdi buradaki yer belirleyici mi çıkartıyorum. Bu arada kalan bir ilmeği ben ön beden bölüme veriyor olacağım. Bakın buradaki bir ilmeğimi de ördüm. Ön beden bölüme verdim. Buradaki yer belirleyicimi diğer şişime aktarıyorum. Bu burada duracak ki hani koldaki ilmeklerimizi bilebilmek adına. Şimdi burada burayı yine düz örüyorum. Diğer yani örgümün arka kısmını çevirdiğimde de yine düz öreceğim ki bura haroşa örgü olarak belli olsun. Şimdi bakın arttırma yapmadan devam ediyorum. Şimdi koldaki ilmeklerimin her birini yine düz örgü örüyorum. Bakın hepsini karşıya doğru bu şekilde batıyorum. Şimdi hepsini düz bir şekilde diğer yer belirleyicisine gelene kadar devam ediyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde koldaki ilmeklerimin her birini düz ördüm. Şimdi bakın arka beden bölümünün olduğu taraftayım. Yer belirleyicimi çıkardım. Şimdi bu arada kalan bir ilmeği, bakın buradaki bir ilmeği ön beden bölüme vermiştik. Buradaki arada kalan bir ilmeği de arka beden bölüme veriyorum. O yüzden bakın buradaki bir ilmeğimi, yer belirleyicim burada duruyor. Bakın aradaki bir ilmeği örüyorum. Bu yer belirleyicini çıkardım. Bakın bu bir ilmek arkaya gelmiş oldu. Şimdi arka ilmeklerimin her birini düz bir şekilde örüyorum. Şimdi şuradaki noktaya yer belirleyicinin olduğu yere kadar her bir ilmeğimi düz öreceğim. Arka ilmeklerimin her birini düz örüyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde arka beden ilmeklerini de düz bir şekilde ördüm. Şimdi buradaki yer belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi buradaki arada kalan bir ilmeği yine arka beden bölüme verdim. Buradaki yer belirleyici diğer şişim aktardım. Bakın koldaki ilmeklerimize geldik yine. Şimdi buradaki ilmeklerimizin her biri yine koldaki ilmeklerimiz. Şimdi bunları yine düz bir şekilde örüyorum. Dediğim gibi örgümün arka kısmında kol ilmeklerimi yine düz bir şekilde öreceğim ki düz tarafından haroşa örgü olarak görünsün. Şimdi bu şekilde her bir ilmeğimi yine düz örüyorum. Yer belirleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde koldaki ilmeklerimi de yine düz bir şekilde ördüm. Yer belirleyicimi diğer şişime aktarıyorum. Arada kalan bu bir ilmeği ön beden bölüme veriyorum. Arada kalan bir ilmeği ördüm. Yer belirleyiciyi çıkardım. Bakın bu bir ilmek ön beden bölümde oldu şimdi. Yine her bir ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Sıra sonuna gelene kadar burayı yine düz örgü örüyorum. Şimdi ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde ilk sıramızı örmüş olduk. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Arka kısmında ne yapacağız? Şimdi birlikte başlayalım. Yine haroşa örgü olacak şekilde devam ediyor olacağız. Sadece kol ilmeklerimizi yine düz örgü yapar gibi öreceğiz. Yine sıramızın başındaki 7 ilmeğimi bakın düz örüyorum. Buralar ön patı oluşturduğu için yine 3, 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendime doğru çevirdim. Bakın ön beden bölümü yine ters haraşo örgü olacak şekilde örüyorum. Koldaki ilmeklerime gelene kadar burayı ters örüyorum. Şimdi işaretlediğim noktaya kadar geldim. Bakın haroşa örgümü ördüm. Şimdi ipimi karşıya doğru veriyorum. Bakın düz örmeye devam edeceğim. Yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. Bakın buradaki ilmeklerimiz koldaki ilmekler dediğim gibi. Buraya düz örgü yapar gibi devam ediyor olacağız. Bakın bu şekilde diğer yer belirleyicime gelene kadar bakın bu şekilde karşıya doğru batıyorum. Düz örgü yapar gibi devam ediyorum. Yer belirleyicime kadar geleceğim. Gösterdiğim şekilde koldaki bütün ilmeklerimi düz örgü olacak şekilde ördüm. Bakın örgümün düz tarafında baktığımızda bu şekilde e, ters örgü şeklinde görünmesi gerekiyor. Şimdi ipimi kendime doğru çevirmeden yer belirleyicimi diğer şişime aktardım. İpimi kendime doğru çevirdim. Şimdi burada her bir ilmeğimi bakın ters yine bu şekilde örüyorum. Burası benim örgümün beden bölümünde arka kısmı bakın sırt kısmı. Sırttaki bütün ilmeklerimizi yine bu şekilde örüyoruz. Kol ilmeklerine gelene kadar devam edeceğim. Şuradaki yer belirleyicisine geldikten sonra yine burada yapmış olduğum gibi düz örgü. Daha sonrasında burası zaten örgümün yine ön beden bölümü. Burayı da yine ters örgü olacak şekilde devam ediyor olacağım. Burada farklı bir şey yok. Bakın sadece koldaki ilmeklerin yönünü değiştirmiş olduk. Arka ve ön beden bölümleri yine haroşa örgü olacak şekilde örüyoruz. Gösterdiğim şekilde arka beden bölümü de ördüm. Şimdi yine koldaki ilmeklerimize geldik. Burayı da yine düz örgü olacak şekilde devam ediyor olacağız. İpimi karşıya doğru çevirdim. Yer belirleyici diğer aktardım. Şimdi buradaki ilmeklerimi bakın yine düz örgü örer gibi bakın karşıya doğru batıyorum. Diğer yer belirleyicime gelene kadar buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın koldaki ilmeklerimizi düz örelim yer belirleyicimizin olduğu noktaya gelene kadar devam ediyoruz. Şimdi koldaki ilmeklerimi yine düz bir şekilde ördüm. Bakın yine burası da bu şekilde haroşa örgü olacak şekilde kendini gösteriyor. Şimdi burada yine yer belirleyicimi aktardım. Diğer şişime ipimi kendime doğru çevirdim. Buradaki yani ön beden bölümdeki ilmeklerimizi yine bakın bu şekilde öne doğru batıyorum. Ters örgü örüyorum. Sıra sonundaki 7 ilmeğimize gelene kadar burayı ters öreceğiz. Bu 7 ilmeğimizi yine düz örgü yapar gibi düz örerek sıramızı tamamlıyor olacağız. Şimdi son 7 ilmeğime kadar geldim. Buradaki son 7 ilmeğimi dediğim gibi yine düz örgü yapar gibi bakın bu şekilde örüyorum. Ki düz tarafından baktığımızda burası yine ters örgü olacak şekilde kendini göstersin diye. Son ilmeğimi de ördüm. Örgümün düz tarafındayım. Şimdi burayı koldaki bu ilmeklerimizi ben toplum olarak 3 sıra kadar haroşa örgü olacak şekilde devam ediyor olacağım. Şimdi burada düzleri düz tersleri ters olacak şekilde devam edeceğiz. Ne görüyorsak o. Bakın örgümüzün artık arttırmalarını tamamladık. Koldaki şu uç kısmını kapatmadan e, buradaki ilmeklerimiz kıvrılmasın diye bu şekilde haroşa örgü örüyoruz. Şimdi burada artık tersleri ters öreceğim. Düzleri düz öreceğim. Yine burada tersleri ters. Bakın arka beden bölümü düz. Ters. Burası yine ön beden bölümü düz. Burada devam ediyor olacağız. Şimdi koldaki burada 3 sıramızı örüp gelelim. Daha sonra birlikte buradaki kol ilmeklerimizi kapatacağız. Ve kol altını nasıl kapatıyorum bunu gösteriyor olacağım. Şimdi 3 sıra örüp geliyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde 3 sıra bakın ördüm tamamladım. Şuradaki burayı saydığımızda bakın şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi buradaki kolda olan ilmeklerimizi kesiyor olacağız. Kapatıyor olacağız. Kol altında bu şekilde beden bölümünden ayırmış olacağız. Şimdi ön beden bölümü yine aynı şekilde örüyorum. Yer belirleyicimin olduğu noktaya gelene kadar. Burada farklı bir şey yok. Her bir ilmeğimi yine düz bir şekilde öreceğim. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Her bir ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde ön beden bölümü ördüm. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi koldaki ilmeklerimizi kapatacağız, keseceğiz. Şimdi birlikte devam edelim. Bir tane örüyorum. İkinci ilmeğimi dördüm. ördüm. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bir tane ördüm. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bakın koldaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Bir tane düz ördüm. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bir tane düz ördüm. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi kesmiş olduk. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane örüyorum, bir tane kesiyorum. Şimdi diğer yer belirleyicisine gelene kadar bütün ilmeklerimizi kesip kapatalım. Şimdi gösterdiğim şekilde koldaki bütün ilmeklerimi kapattım. Bakın bu şekilde kol ilmeklerimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir tane ilmeğim var burada. Yer belirleyicimi çıkardım. Çıkardıktan sonra bakın buradaki ilmeğimi bir tane ördüm arka bedenden. Bunu buradan kestim. Bakın bu şekilde kapatmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Arka beden bölümü örüyorum. Diğer yer belirleyicimin olduğu noktaya gelene kadar Yine düz örgü örüyorum. Bu arka beden bölümü öreceğim. Şuradaki noktaya yer belirleyicisine kadar gelelim. Yine birlikte kol ilmekleri nasıl kapatıyorum orayı tekrardan yine gösteriyor olacağım. Bu sırayı birlikte yapmış oluruz. Şimdi gösterdiğim şekilde arka beden bölümü ördüm. Şimdi yine buradaki koldaki ilmeklerimizi kesiyor olacağız. Yer belirleyicimi çıkardım. Şimdi yer belirleyiciden sonra bakın kol ilmeklerim var. Kol ilmeklerimi yine kesiyorum. Bir tane ördüm. 2. ilmeğimi de ördüm birinci ilmeğimi bakın bu şekilde ikinci ilmeğin üstünden geçirdim bir tane ördüm birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirdim bir tane örüyorum birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum bir ördüm üstünden geçirdim bir ördüm üstünden geçirdim bu şekilde diğer yer belirleyicisine gelene kadar ilmeklerimi kesiyor olacağım bakın ilmeklerimiz bu şekilde kestiklerimiz kendini göstermeye başladı. Şimdi sıra sonundaki yer belirleyicime kadar bütün ilmeklerimi kesiyorum gösterdiğim şekilde diğer yer belirleyicisine kadar geldim. Koldaki ilmeklerimi kapattım. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra bakın yine bir tane ilmeğim burada. Ön beden bölümünden bir tane ördüm, üstünden geçirdim ve kol ilmeklerimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ön beden bölümünü örmeye devam ediyorum. Her bir ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Yine sıramın bakın sonundaki 7 ilmeğim ön pat bölümünde Örgümün düz tarafında olduğum için yine düz örüyorum. Şimdi bu sıraya düz bir şekilde örüp tamamlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi örgümün arka kısmını çeviriyorum. Bakın örgümüzün arka kısmı yine ters örgü olacak şekilde devam ediyor olacağız ve Evet, burada artık kol altını kapatacağız ve beden bölümünü örmeye başlıyor olacağız. Şimdi buradaki ilmeklerimizin her birini yine haroşa örgü olacak şekilde öreceğiz. Sadece 7 ilmeğimize yine dikkat ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz bir şekilde örüyorum. Buradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 7 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra ipimi kendime doğru çevirdim. Yine örgümün arka kısmı olduğu için her bir ilmeğimi ters haroşa örgü olacak şekilde örüyorum. Şimdi tam kol altını kapatacağımız noktaya kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde kol altına kadar geldim bakın. Son ilmeğimi dördüm. Şimdi burası örgümüzün bakın şöyle göstermek istiyorum. Burası koldaki ilmeklerim. Burası kol altı. Şimdi burada devam ediyorum bakın. İki ucu birleştireceğim. Bu şekilde yeleğimizin kolunu ayırmış olduk. Şimdi aşağıya doğru beden bölümünü örüyor olacağız. Şimdi bu sırada da yine birlikte devam edelim. Şimdi burada ben iki tane ilmeğimi arttırıyor olacağım kol altını. Hani beden bölümü bir tık daha geniş olsun istediğim için 2 ilmeğimi arttırıyor olacağım. Bu, siz burada dilerseniz 2 değil de beden bölümü daha geniş dursun istiyorsanız 3 4 ya da 5 ilmek de arttırabilirsiniz. Bakın bu şekilde 1 2 tane ilmeğimi attım. Bakın parmağıma ipimi dolayıp aradan yerleştirdim. Bu şekilde attım. İki tane ilmeğimi de attıktan sonra şimdi devam ediyorum. İpimi yine ön tarafta bakın bu şekilde kolu altına kapattım. Arka beden bölümünü ön beden bölümle birleştirdim. Yine her bir ilmeğimi ters haroş örgü olacak şekilde örüp devam ediyorum. Ta ki arka beden bölümü tamamlayıp şu kol altını kapatacağım noktaya gelene kadar her birini yine ters örgü haraşo örgü örüyorum şimdi gösterdiğim şekilde arka beden bölümü de ördüm bakın son ilmeğimi de ördüm şimdi yine arka beden bölümü ile ön beden bölümü birleştireceğiz kol altını kapatıyor olacağız şimdi burada da iki tane ilmeğimi atıyor olacağım bakın ipimi parmağıma doladım şişimi aradan yerleştirdim bir tekrar yapıyorum iki iki ilmeğimi yine arttırdım şimdi devam ediyorum Bakın ön beden bölümü aldım. Burası kol bölümü. Şimdi burayı kapattım. Devam ediyorum. Bakın öne doğru battım. Direkt görüyoruz. Her bir ilmeğimi yine ters örgü olacak şekilde örüyorum. Ön beden bölümüne geçtim. Şimdi sıramın sonundaki 7 ilmeğim yine düz örgü olacak şekilde devam ediyor olacağım. Burada farklı bir şey yok. Sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde örgümün arka kısmını da tamamladım. Örgümün düz kısmındayım. Şimdi burada şöyle bir göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Şöyle bir yerleştireyim. Şimdi bundan sonrası düz örgü olacak şekilde boy kısmını dümdüz örüyor olacağız beden bölümünü de tamamladık. Bakın kol altındaki arttırdığımız ilmekleri yine düz örgü olacak şekilde devam ediyor olacağız bu sıramızda. Çünkü örgümüzün düz kısmındayız. Şimdi boy kısmını istediğiniz uzunluğundan gelene kadar dümdüz örüyorsunuz. Bundan sonra farklı bir şey yok. Dediğim gibi düğme deliklerini açmayı unutmuyoruz. Bakın iki tane açtım ben. Yine eşit aralıklarla yine açıyor olacağız. Bundan sonrası bakın bu şekilde devam ediyor. Düz örgü. Farklı bir şey yok. Boy kısmını tamamladıktan sonra uç kısmını yine bu şekilde haroşa örgümüzü örüyor olacağız. Zaten haroşa örgüyü de göstermiş oldum. Yine en son kaç sıra halinde ördüm. Boy santim ölçüsü olarak veriyor olacağım. Bakın bu şekilde devam edeceğim. Örgümün düz kısmı artık bu şekilde düz. Örgümüzün arka kısmı ters haroşa örgü. Farklı bir şey yok. Dümdüz örüyoruz. Şimdi kol altındaki arttırdığım noktaları da göstereyim. Hiç bilmeyenler için farklı bir şey yok ama yine de göstereceğim. Bakın kol altındaki arttırdığım noktaya kadar geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi bakın karşıya doğru yine düz örgü olacak şekilde örüyorum. Bakın karşıya doğru battım. Bir diğerini de aynı şekilde örüyorum. İkinci ilmeğimi de yine düz ördüm ve devam ediyorum. Bakın kol altında bu şekilde tamamlamış oldum şimdi örgümüzün düz tarafı düz arka tarafı ters haroşa örgü olacak şekilde tamamlıyor olacağız düğme deliklerimizi de açıyoruz şimdi örgümün boğa kısmını da tamamlayacağım dediğim gibi en son santim ölçüsü olarak veriyor olurum şimdi gösterdiğim şekilde yeleği istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamladım en son yeni uç kısmında haroşa örgümü ördüm şöyle de göstermek istiyorum bakın 1 2 3 4 sıra ördüm benim için yeterli geldi şimdi burada ölçü vermek istiyorum boyu kaç santim uzunluğunda ördüm şimdi bu kol altından itibaren ölçümü de vereyim daha sonrasında birlikte kesiyor olacağız Şöyle baktığımızda toplam boy uzunluk olarak 25 santim uzunluğunda örmüş oldum. Siz dilerseniz daha fazla da örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi burada birlikte ilmeklerimizi kapatıyor olacağız. Bu arada toplam olarak bakın şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane düğme deliği açmış oldum. Şimdi burada yine örgümün düz kısmındayım. Kesme işleminin düz kısmında yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir tane örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bir tane ördüm. Üstünden geçirdim. Bir tane örüyorum üstünden geçiriyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim bütün ilmeklerimi kapatıyor olacağım. Bakın şöyle de göstereyim. Kapattığımız ilmekler bu şekilde kendini belli etmeye başladı. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde uç kısmında kesip tamamlamış oldum şöyle artık ipimi kesiyorum burada yeleğimizi tamamladık bakın bu şekilde bunu tığla daha sonrasında iç kısmından yürütebilirsiniz şimdi sıra geldi düğmelerimizi dikmeye şöyle yeleğimi bir göstermek istiyorum Yeleği bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi düğmelerimizi dikeceğiz. Bakın ben bu şekilde iki tane ayıcıklı, iki tane düz düğme kullanacağım. Bunlar ahşap düğme. Bu şekilde farklı olsun istedim bu şekilde yapacağım bir tane de buraya dikeceğim bakın düğme deliklerimin hizasına dikiyor olacağım dikişi de normal dikiş iğne yardımıyla dikip tamamlıyor olacağım bir tanesini göstereyim zaten diğerleri yine aynı şekilde olacak şu ipleri daha sonra temizleyeceğim şimdi şurada ilk bir deliğim var bunun hizasını şöyle düğmemi yerleştirdim ilk olarak şöyle yeleğimin üst kısmından battım ipi buraya sabitledikten sonra bu şekilde dediklerden geçerek düğmemi dikiyorum. Birkaç tur dikeceğim ve tamamlamış olacağım. Evet bu şekilde gösterdiğim gibi diktim. Arka kısmından ipime düğüm atacağım ve tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde ipimi sabitledim. Aralardan yürütüyorum. Burada artık ipimi kesiyorum. Diğerlerini de yine aynı şekilde dikip tamamlıyor olacağım. Şöyle de göstereyim. Bakın bu şekilde hazırlamış oldum. Evet elimin yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.